Son zamanlarda oldukça popüler olan 1, 2, 3, 4 kişilik elektrikli mini otomobiller var. Bunlar hakkında oldukça fazla soru geliyor. Bu sorulara yanıt vermeden önce bir video izleteceğim, ardından yanıt vereceğim. Ruhsatta ne olarak görünüyor? Ruhsatta dört tekerlekli motosiklet olarak görünüyor. O yüzden minik yüküm araba olarak geçmiyor yani onu söyleyeyim. Ehliyet durumunu soruyorsunuz. Normal araba ehliyetiyle kullanılabiliyor. Bildiğim kadarıyla motor ehliyetiyle de kullanılabiliyor ama bunu araştırmadım, araştıracağım. Kasko sigortası var mı diye sormuştunuz. Üçüncü soru da buydu. Kasko sigorta gibi şeyleri yok çünkü motor olarak geçiyor biliyorsunuz ki. Rengi işletiyor muyuz diye sormuşsunuz. Daha onunla ilgili bana bir bilgi verilmedi. Ben sordum ama motor olarak geçtiği için rengi işletmene gerek yok dediler ilk başta. Ona göre bilgi verecekler. Ona göre ben de işleteceğim ya da işletmeyeceğim. Bakacağız artık. Dönüş bekliyorum. Plakayı nasıl ayarladığımı sormuşsunuz. Motosiklet olarak geçtiğini bilenler sormuş. Bunu daha çok aslında ilk başta size tek plaka veriyorlar. Sonrasında bunu tekrar görüşüp ikinci bir plaka talep ediyorsunuz. Onun için ayrı bir işlem yapıyorsunuz noterde. Sonrasında da ikinci plakanız size veriliyor. Yeni yük ile ilgili 5 sorumuz bu kadardı. Mini elektrikli otomobilleri 3 gruba ayırıyorum. Birinci grup, hızı 45 km'ye kadar olup ağırlığı 350 kilogramdan az olanlar. İkinci grup, hızı 45 km'ye kadar olup ağırlığı 350 kilogramdan fazla olanlar. Üçüncü grup ise bunlardan farklı olarak hızı ve ağırlığı daha fazla olanlar. Yani 45 km'den daha hızlı ve daha ağır araçlar olanlar. Sonradan değişmezse şu an için tümünde geçerli olanlar hepsi tescile tabi, yani ruhsat gerektiriyor. Hepsinde ehliyet şart ve hepsinde plaka veriliyor. Ancak birinci grupta olanlar, yani hızı 45 km'ye kadar olup ağırlığı 350 kilogramdan az olanlar, karayolları, motorlu araçlar, zorunlu mali sorumluluk sigortası, genel şartlarının sigorta teminatı dışında kalan haller başlıklı A6 I maddesi ve diğer maddeler ve karayolları trafik yönetmeliği ile ilgili maddeleri gereğince motorlu bisiklet olarak geçiyor ve sigorta yapılmıyor bu nedenle. Ancak kasko yapan firmalar var. En az A1 ehliyet gerekiyor bu birinci grupta olanlara. Yani motorlu bisiklet kategorisinde olanlara A1 ehliyet gerekiyor. İkinci ve üçüncü grupta olanlar da motosiklet olarak geçiyor. Yani ağırlığı 350 kilogramdan fazla olacak ve hızı fark etmiyor. Bazı kaynaklarda watt hesabı yapılmış. Bu hesapta kafa karıştırabiliyor. Mesela 250 ile 4000 watt arası motosiklet denmiş. Zaten yaptığım gruplamalardaki bu wattların altında olamazlar. Yani ikinci ve üçüncü gruptaki olanlar bu wattın altında olamaz. Zaten markalara da baktığınızda göreceksiniz. Şimdi bunları kullanırken dikkat etmeniz gerekenler neler? Onlara bir bakalım. Bunlar şehirler arası yollara çıkamazlar. Otoyolları kullanamazlar. Kişisel eşya harici eşya taşıyamazlar. Karayolunda, diğer şehir içinde olsun, diğer şehirler arası harici karayollarda sağ şeridi kullanmak zorunda sol şeride geçemezler. Sadece üçüncü grupta olanlar, yani hızı 45 km'den yüksek olup ortalama genelde 80, 90, 100 kilometre ibreli olanlar var, hızlara ulaşanlar var. Bunlar otomobiller gibi kullanabilir. Diğerlerinin hiçbiri şehirler arası yola ve otoyola giremezler ve sol şeridi kullanamazlar. Son olarak bazı kaynaklarda ehliyetsiz kullanılabilen elektrikli araçlar şeklinde bu araçların bazı modelleri, marka modellerini verilmiş. Yanlış, ehliyetsiz kullanamazsınız, ceza yersiniz, dikkat edin.